billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala nebiyyina Muhammed ve ala ale nebiyyina Muhammed. En'am suresinin 21. ayetinden başlayarak devam edeceğiz inşallah. En'am suresinin 20. ayetinde Allah Teala ehli kitapla ilgili bir uyarı yaptı. Onların bir nasıl söyleyeyim, dürüst olmayan bir davranışlarını ortaya koydu. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, kendilerine kitap verdiklerimiz, bu 20. ayet. يَعْرِفُونَهُ, onu tanırlar. Onu tanırlar deyince, Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu tanırlar, bilirler. O bilgiye sahipler. Çünkü kendilerine gönderilen kitaplarda Peygamber Efendimiz'in geleceğiyle ilgili ve özellikleriyle genel olarak, yani kaşı şöyle gözü şöyle falan diye çok böyle detaylı bir fotoğraf çizme değil ama özellikleriyle ilgili bilgiler veriliyordu. Ya da onu tanırlar deyince Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu anlarlar, bilirler. Çünkü Tevrat'ı okuyanlar, İncil'i okuyanlar bozulmamış kısımları üzerinden hareketle Kur'an'ın da aynı kaynaktan çıkan, aynı mesajı getiren bir kitap olduğunu anlarlar aslında. Ya da bu kitapta haber verilen mesajın doğru olduğunu özellikle de ehli kitap bilirler uyarısı yapıldı. Kema yarifune ebnâhum, kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Nasıl ki sokakta oynayan çocukların içerisinde kendi çocuğunu gördüğünde tanımakta zorlanmıyorsa, onlar da Resulullah Efendimiz'i peygamberlik iddia eden ya da ne bileyim böyle farklı bir mesajla ortaya çıkanların içerisinde Allah'ın Resulünü tanırlar aslında. Fakat اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, kendi nefislerine yazık edenler, kendilerine yazık edenler ona iman etmezler. Buradan çok güzel bir uyarı vardı, hatırlayacaksınız. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı reddetmekle Muhammed Aleyhisselam'a bir zarar vermiyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini reddetmekle reddedenler kendileri çok büyük bir kayıptalar. Kendinize çok büyük bir zarar veriyorsunuz. Yazık ediyorsunuz kendinize. Bunu sürekli hatırlamakta fayda var. Yani İslam dininin, İslam dini için söyleyeyim. Sadece Muhammed Aleyhisselam için değil. Peygamber Efendimiz, Kur'an, toplamda İslam için söyleyelim. İslam'dan uzak duran, İslam'a girmeyen, hatta İslam'dan çıkan İslam'a herhangi bir zarar vermez. Bu dindir. Bakın bunu tekrar tekrar kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bu dinin bize ihtiyacı yok. Bizim bu dine ihtiyacımız var. Bu dine girerken sanki bu dine bir iyilik yapıyormuş havasına kapılmaya hiç kimsenin hakkı yok. Hangi meslekten olursa olsun, hangi makamda olursa olsun, hangi yetkinlikte olursa olsun, hangi zenginliklere veya kabiliyetlere sahip olursa olsun, bir kişi İslam'a girdiğinde İslam'a özel bir şey kazandırmaz. Bizim inancımız böyle. Burada bir hak var, hakikat var. Buraya gelen kendisi değer bulmuş olur. Buradan giden kendisi kaybetmiş olur. Bunu Hazreti Peygamber'in sözüyle ilişkili olarak düşünün. Hudeybiye Anlaşması yapılmıştı. Hudeybiye Anlaşması'nda Resulullah Aleyhisselam sahabenin çok da böyle mutlu olmadığı, hatta bazılarının çok mutsuz olduğu bir anlaşma yapmıştı. Anlaşma maddelerinden bir tanesi, Mekke'den bir Müslüman kaçıp Medine'ye gelirse, sığınırsa Medine'ye, Mekkeliler de onu geri isterlerse, yani Mekkeliler deyince Mekke diye bir devlet yok, o kaçıp gelen kişinin velisi olan ailesi isterse onu geri gönderecektik. Eğer bizden birisi dininden döner, Mekke'ye giderse eğer, bizim onu isteme hakkımız olmayacaktı, onlar bize onu vermeyeceklerdi. Eşitsizmiş gibi görünen bir anlaşma var. Hazreti Ömer özellikle çok ciddi itiraz etmişti. Ya Resulullah, böyle şey olur mu? Biz altta kalıyoruz. Yani bizim oradan geleni onlar isteyince biz geri veriyoruz. Bizden gideni biz istersek onlar geri vermeyecekler deyince Peygamber Aleyhisselam demişti ki, bir parantez açarak söyleyeyim. Bunu ben kendi adıma şahsen bugün efendim dinden çıktığını söyleyen, imandan uzaklaştığını söyleyen insanlar için de ilişkilendirerek düşünmekten yanayım. Benim yani düşüncem böyle. Söyleyeceğim cümleyi, parantezi kapattık. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, Mekke'den kaçıp bize sığınan bir Müslümanı onlar istediğinde biz onları geri verirsek Allah onlara bir yol açar diyor.
Duamız böyle. Allah onlara bir kapı açar. Bizden ayrılıp onlara gidense diyor, Allah onu bizden uzak etsin diyor. Ya bizim ona ihtiyacımız yok ki. Adam gelmiş, dini tanımış, İslam'ın ne olduğunu öğrenmiş. İslam'ın ne olduğunu öğrendikten sonra da gitmiş geri dönmüş. Ne yapacağız? Zorla Müslüman mı edeceğiz adamı yani? Kimsenin burada zorla durmasına da ihtiyacımız yok. Böyle yalvar yakar geri getirmeye de ihtiyacımız yok. Yalvarıp yakarız. Kim yalvarır yakarır? Ailesi yalvarır yakarır. Tanıyanları, sevenleri yalvarır yakarırlar. Niye? Çünkü bizim inancımıza göre bizden ayrılan cehenneme gidiyor. Cehenneme gittiği için çocuklarımızdan birisi, Allah göstermesin, sevdiklerimizden birisi, ailemizden birisi, arkadaşlarımızdan birisi böyle dinden uzaklaştığında, artık inanmıyorum falan dediğinde, tabii ki sevenleri paniklemeliler. Ya bu çocuk böyle ölürse, bu adam böyle ölürse bunun gideceği yer iyi değil diye paniklemeliler. Ama dine bir zarar geliyor mu? Hayır, dine hiçbir zarar gelmiyor. Buraya gelmeyen kendine yazık ediyor. Bizim bunun altını çizmemiz gerekiyor. 21. ayette şöyle devamı: ve men azlemu mimmen iftara alallahi kezben ev kezzebe bi ayatihi. Şimdi Allah'a iftira atandan, iki madde söyleyeceğiz. Allah'a iftira atandan veya Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalim haksızlık yapmak ya, zulüm haksızlık yapmak. Bir şeyi olması gereken yerden başka bir yere koymak diye tarif ediyoruz. Mesela bir şeyin hakkını takdir etmemek, çok değerli bir şeyi değersiz görmek, bir doğruya yanlış demek gibi şeylerin hepsini zulüm görüyoruz. Birinin hakkı olan malını elinden zorla almak zulümdür. Birine hak etmediği bir cezayı vermek zulümdür. Bir şeyi ya da bir hakkı, bir doğruyu koyma, olması gereken yere koymamak da zulümdür. Şimdi en zalim kimdir? Aklınıza bütün zalimlere getirin. En zalim kimdir? Aklınıza hemen Gazze gelecek, bombalayanlar gelecek, bebekleri öldürenler gelecek. Doğrudur ya. Çok zalimler. Çok zalim olmalarının sebebi aslında önce en zalim olmalarından geliyor. En zalim olmalarının doğal bir sonucu olarak da bu tür zulümler yapıyorlar aslında. Önce orada başlamış iş. Yani kırılma noktası burası değil. Kırılma noktası öldürebilecekleri birini buldurunca öldürmeleri değil. Kırılma noktası bakın neredeymiş? Allah'a iftira atandan daha zalim kim olabilir? Ne demek Allah'a iftira atandan zalim? Allah'a iftira atmak ne demektir? Allah'ın yanına ortaklar koşmak Allah'a iftira atmaktır. Sahibesi, yani bir eşi yokken eşi olduğunu söylemek. Bir oğlu yokken oğlu olduğunu söylemek. Kızı yokken kızı olduğunu söylemek. Yardımcıları yokken yardımcılar olduğunu söylemek. Allah'ın herhangi bir konuda eksikliği olmadığı halde sanki eksikliği varmış gibi şeyler söylemek. Allah'ın herhangi bir konuda hata yapması ihtimali olmadığı halde Allah'ın yaptığı kimi şeylerin hata olduğunu söylemek Allah'a yapılan çok büyük bir iftiradır. Bu bir. Bunun aslında birçok örneğini verebilirim ama iş, ben örnekler verdikçe iş dallanıp budaklanıyor, iş uzuyor. Kendiniz zihninizde bunu canlandırın. Yaratılışta bir eksiklik görmek, işlerin oluşup bitişinde bir yanlışlık görmek, Allah'ın sözünü kıramayacağı şefaatçileri olduğunu iddia etmek, Allah falan canın şefaatini kırmaz, onun sözünü geri çevirmez demek. Bunların hepsi Allah'a yapılan iftiralar. Başka Allah'a yapılan iftira ne olabilir? Allah'ın bir peygamber göndermeyeceğini söylemek. Yani bugün çağdaş ifadeyle deizm denilen şey. Allah'ın yarattığı şeylerin Allah'ın yaratmadığını, onların kendiliğinden olduğunu söylemek. Peygamberlerin insanlara uyulması gerekli bir yol getirmediğini söylemek. Ya da peygamberler aracıyla tebliğ edilen hak dinin, bu bütün peygamberler için geçerli, hak dinin insanların zaman içerisinde işine yaramaz hale geldiğini söylemek gibi şeylerin hepsi Allah'a iftira atmaktır. Bundan daha zalim ne olabilir? Kendisine tebliğ ulaştıktan sonra, tebliğ ulaşmamış olanlara bir şey demiyoruz. Kendisine Kur'an ulaşmış, peygamberin sözü ulaşmış, hakkı duymuş, anlamış ve ondan sonra kabul etmemiş olanlar insanların en zalimleridir.
Allah'a zulmedenlerin, Allah'a zulmedenlerin insanlara zulmetmesi, hayvanlara zulmetmesi, yaşadığımız gezegene zulmetmesinde bir sürpriz yok. Mesela biz neye sürpriz diyebilirdik? Bir kişi tevhid inancına sahip olur. Yani hak Allah inancına sahip olur. Muhammed Aleyhisselam'a inanır, Kur'an'a inanır. Yani Müslümandır. Bu Müslüman olan insan bebek falan öldürürse mesela bu bir sürprizdir. Şaşırmak gerekiyor. Ya ne yapıyorsun sen? Hasta mısın? Ne oluyor? Demek gerekiyor. Mesela Müslümanlar diyelim ki gezegene bile bile zarar veriyorlarsa, havaya, suya, toprağa, bitkiye bile bile zarar veriyorlarsa, hani bir gaflet de yapmışsa uyarılır da, bile bile zarar veriyorsa bu bir sürprizdir. Niye? Çünkü Allah'la arasındaki anlaşmadan dolayı Allah'ın bütün yaratıklara da adalet üzerinde bir ilişki kurması gerekiyordu. Bunlar sürpriz olur. Ama Allah'la arasındaki ilişkiyi zulüm üzerine kurmuş. E tabii ki insana zulmedecek. Hayvana zulmedecek, bitkiye zulmedecek, gezegene zulmedecek, havaya, suya, toprağa eziyet edecek. Her şeye zarar verecek. Çünkü baştan söyledik, yukarıda söylediğimiz gibi. Kendine zulmetmiş. İnnehu la yuflehu zalimun. Doğrusu zalimler kesinlikle felaha ermezler. Şimdi felaha ermezler deyince kastettiğimiz şey, onlar dünyada devlet sahibi olmazlar değil. Onlar devlette, onlar dünyada savaş kazanamazlar değil. Onlar dünyada zengin olmazlar değil. Felah kelimesinin, felah kelimesinin Kur'an'daki karşılığı, İslam düşünce sistemindeki karşılığı, Allah'ın razı olduğu bir hayata yaşayıp Allah'ın sevdiği kulların arasına girmektir. Yani cennete gitmektir. Gidilecek yer olarak cennete gitmek, erişilecek makam olarak Allah'ın rızasına ermek. İki şey aynı şeyi birbirini tamamlıyor. Makam olarak Allah'ın rızasına erişir, gideceği yerde cennet olur. Felah budur. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki felah kelimesinin geçtiği bütün ayetleri okuyabilirsiniz. Mesela Allah Teala der ki قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Mü'minin suresinde mü'minler felaha erdi der. Mesela Mekke döneminin hemen ilk başlarında indirilen surelerden bir tanesi Şems suresi. Şems suresinde Allah Teala der ki قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى Kim kendini arındırırsa o felaha ermiştir der. Felah kelimesi hep Allah'ın rızasına ermekle ilişkilendirilir. Allah'ın rızasına ermeyenler bu dünyada güçlü olurlar mı? Olmaz olurlar mı? Kur'an onların tarihini anlatıyor. Firavun, tamam, Hazreti Musa'nın karşısındaki Firavun boğularak öldü, tamam da yani o zamana kadar da çok büyük bir güçle yaşadı. Çok büyük bir zenginlikle yaşadı. Karun, tamam, yerin dibine geçirildi ama o zamana kadar çok zenginle yaşadı. Ve yerin dibine geçirilmeden yaşayan nice Karunlar oldu ve olmaya devam edecek bugünden sonra da ya. Her zaman olacak. Peygamber Efendimiz'in karşısındaki Mekke müşrik liderlerinden Ebu Cehil yenilgiyi gördü. Ebu Leheb de yenilgiyi gördü ama Velid bin Muğire, yani bu isimlere yabancı olmadığınız için isimleri söyledim. Velid bin Muğire Mekke'nin en önemli müşrik lideriydi. Yenilgiyi görmeden öldü. Yani illa yenilgiyi görecekler, öyle bir şey yok. Yani bu dünyada yenilgi yaşamadan da yaşayıp gidebilirler. Biz müminiz, bizim olaylara bakışımız Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman ne olacağı üzerinden şekilleniyor. Bir mantığımız olması gerekiyor. Burada bir parantez açıp, bugün ikinci parantezimiz olsun, şunu hatırlatayım arkadaşlar. Müslüman olmak demek, bir iman cümlesini söylemek, arkasından bazı ibadetleri yapmak ve bazı ahlaki kurallara uymaktan ibaret değildir. Müslüman olmak, bir düşünce sistemine sahip olmak demektir. Müslüman olmak, düşüncenizin, aklınızın mekanizmasının farklı çalışması demektir. Birçok ayet ve hadis bunu sağlar. Mesela hepinizin bildiğini birkaç şey hatırlatayım. Peygamber Aleyhisselam soruyor, diyor ki güçlü insan kimdir? Kim kahramandır, pehlivandır? Diyorlar ki ya Resulullah, bizim düşünce sistemimizde, bizim felsefemizde, bu kelimeyi ben ekledim, pehlivan olan kişi savaşta ya da güreşte rakibini yenebilen adamdır. Güçlü adamdır o adam. Hayır diyor Peygamber Aleyhisselam. Bakın yeni bir düşünce sistemi öğretiyor. Güçlü insan
Öfkelendiğinde kendini kontrol edebilen adamdır diyor. Zeki adam kimdir? Zeki insan birçok başarı kazanan, mesela sınavda yüksek puanlar alan kişidir. Bana mesela bir öğretmen olarak sorsalar, zeki öğrenci hangi öğrencidir? Anlattığım dersi hemen kavrayan öğrenci zeki öğrencidir. Sınavda da sorduğum sorulara güzel cevap verip yüksek puan alan öğrenci zeki öğrencidir. Ben çünkü bu sistemin düşünce mekanizmasıyla büyüdüm. Siz de öyle büyüdünüz canım. Sizin benden çok da böyle özel bir haliniz yok. Yani hepimiz bu düşünce sisteminin içinde büyütüldük. Zeki çocuk deyince ona bakıyoruz. Peygamber Aleyhisselam diyor ki öyle değil yani. El keyyisu, zeki kişi, mendane nefsehu, kim nefsinin tutkularını aşağılar, yani onları kontrol altına tutar, ve amile lima ba'del mevt, ve ölümden sonrası için çalışırsa, işte zeki adam odur diyor. Her şey değişti. Bir tane daha örnek verip parantezi kapatacağım. Yani bununla ilgili birçok örnek var Hazreti Peygamber'in hayatında. Bildiğiniz şeyleri tekrarlıyorum. Bir keçi hediye ediliyor Peygamberimize. Peygamber Efendimiz keçiyi kesiyor. Ondan sonra eşine dönüp diyor ki bunun dağıtın bir kısmı da evde tamam yemek yapın yiyelim. Çıkıyor. Evine döndüğünde diyor ki Ayşe ne yaptınız? Diyor ki ya Resulallah 3 parçayı gönderdik, 1 parça bizde kaldı diyor. 4'e bölmüştün zaten. 3 parçayı gönderdik, 1 parça bizde kaldı. Hayır diyor bakın. Yeni bir düşünce mekanizması geldi. Hayır diyor. 1 parçası gitmiş, 3 parçası bize kalmış. Yeni bir felsefe. Öbür tarafa gönderdiğin senindir. Öbür tarafa gönderdiğin senindir. Bakın bu çok önemli. İnsanoğlu malım malım deyip durur. Halbuki yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve verdiği infak var. Gerisi, gerisi onun değil diyor zaten varislerine. Yeni bir mantık getiriyor. Düşünce mekanizması. Şimdi buradan devam ediyoruz. Onlar zalimler, felaha erişemezler. Allah'ın rızasına ermezler. Ve yevme nahşuruhum cemiyan. İşte şimdi hemen ahirete gittik. Bir ahiret tablosuyla karşılaşıyoruz. Yevme nahşuruhum cemiyan. Onların hepsini toplayıp bir araya getirdiğimiz gün, bütün zalimleri, Hazreti İsa'ya oğlu oğul diyenler, Hazreti Meryem'e kutsallık atfedenler, melekler Allah'ın kızlarıdır diyenler, meleklere Allah'ın oğlu, Allah'ın yardımcıları var diyenler, ortakları var diyenler, Allah peygamber göndermedi diyenler, falanca kişiler bizim günahlarımızı bağışlatmak için bize şefaat edecek diyenler, Allah hepsini topladı, der ki onlara, ثُمَّ نَقُولُ deriz ki لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا bütün bu ortak koşanlara deriz ki اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ nerede şu sizin derdinize derman olacağını, sizi kurtaracağını söylediğiniz, ortak koştuğunuz şu ortaklar nerede diye sorarız onlara. Herkesin ortağı farklı olabilir. Kimisi aydınlığın tanrısı, kimisi karanlığın tanrısına tapıyor olabilir. Kimisi ehli kitapta olduğu gibi Hazreti İsa'yı efendim yüceltmiş olabilir. Kimisi Lata Menata Uzay'a kulluk etmiş olabilir. Kimisi Hindistan'dakiler gibi işte üçlü bir tanrı sistemi inanmış olabilir. Neyse işte. Nerede diyor sizin şu sizi kurtaracağını iddia ettiğiniz ortaklarınız nerede? Arapça bir incelik var. Yezumun kelimesi geçiyor bakın. Küntüm tezumune. Buradaki bir incelik şu. Arapçadaki zeame fiili bizim Türkçedeki kuruntu karşılığında kullanılır. Kuruntu, vesvese demeyeceğim. Vesvese zaten Arapça. O yüzden vesvese deyince daha iyi anlayabilirsiniz ama vesvese kuruntu anlamına geliyor. Yani bu ne? Aslı astarı olmayan iddia. Mesela zan böyle değildir. Zan birazcık bilgi içerir. Zeame fiilinde hiç bilgi yok yani. Bu çok önemli. Hiçbir bilgi yok. Lat Allah'ın ortağıdır. Allah'tır demiyorlar. Lat Allah'ın ortağıdır. Bize şefaat edecek diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. Bu bilginin kaynağı ne? Bunu nereden çıkarttınız? Bu iddiayı nereye dayandırıyorsunuz? Bunun gibi şeyleri topladı. Allah da dedi ki nerede şu ortaklarınız? ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ onların söyledikleri fitne, yani o anda bir fitne çevirmeye çalışıyorlar. Sadece şunu söyleyebildiler. İlla en kalu vallahi rabbina. Bakın yemin de diyorlar. Vallahi rabbina.
Yemin olsun ki ey Rabbimiz, ma künna müşrikin, biz müşrik değildik diyecekler. Çok ilginç bir şey. Yani. İki şey söylenebilir bununla ilgili. Şimdi düşünün, Allah'ın huzuruna toplanmışlar. Bütün hakikat ortaya çıkmış. Ölümden sonra dirilmişler. Bir kere onu görmüşler. Hakikati, hakkı görmüşler. Orada Allah Teala nerede şu ortaklarınız diye soruyor. Diyorlar ki yeminle Rabbimiz, vallahi biz müşrik değildik diyorlar. İki şey olabilir. Bir, yalancılık o kadar içlerine işlemiş ki orada bile yalandan menfaat bekliyor, medet bekliyor olabilirler. Yalan söylemek de biliyorsunuz. Söyleye söyleye bir süre sonra karakter haline gelir. İnsan yalanı her zaman ihtiyacı olduğu için söylemez arkadaşlar. Tanıdığınız iyi bir yalancı varsa izleyin. Bir gözlem yapın. Efendim, kendinize bakmayın canım, öyle bir şey yok yani. Burada Allah'ın izniyle olmasın, o kadar da olmasın canım yani. Efendim, İyi bir yalancı görürseniz bir gözlem yapın. Her zaman ihtiyaç olduğu için yalan söylemez. Keyfine de yalan söyler ya. Böyle keyfine yani. Ya bu yalan işte, bunu niye söylüyorsun? Ha işte keyif olsun. Yalan söylemek bir süre sonra karakter haline geliyor. Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisi vardı ya, bir kişi yalan söyler, bir günah kazanır. Yalan söyler, yalan söylemeye hep devam eder. Sonunda Allah katında yalancı diye yazılır. Yani bu bir karaktere dönüştükten sonra Allah ona yalancı damgasını vurur. Yalan da insanı cehenneme götürür diyor. Yoksa hayatında hiç yalan söylememiş insan vardır sanıyorum. Yani mesela ben hiç yalan söylemedim. Yani şimdi bu ilk yalanım oldu diyeceğim ama değil yani. Evet yani herkes, biz yalan söylemek için ne yaparız? Renklere başvururuz. Değil mi? Yani yalan söylemenin en güzel tarafı renklere başvurmaktır. Şu kırmızı yalan, onu söylememek lazım. Şu pembe yalan, onu söyleyebilirsiniz. Bu da morcivert bir yalan. Morcivert olanı mutlaka söylemelisiniz gibi renklendiriyoruz. Bunu da biz kendimiz uyduruyoruz yani. Şu yalanın söylenmesi gereken yalan olduğunu bir yerden delillendirebilecek misiniz onu bilmiyorum öbür tarafa gittiğimiz zaman, ama birincisi bu. Yalan onların karakteri olmuş olabilir. O yüzden böyle söyleyebilirler. İkincisi şu. Bu dünyadayken Allah'a ortak koşanlardan bir kısmı hem ortak koşuyorlar hem de biz Allah'a ortak koşmuyoruz diyorlar. Zümer suresinde bir ayet var hemen girişinde. Diyorlar ki mana buduhum İlla liyukarribuna ilallahi zülfa. Biz bu putlara, putlar var yani, bunlara niye tapıyorsunuz deyince, biz bunların tanrı olmadığını biliyoruz diyorlar. Peki niye tapıyorsunuz bunlara? Liyukarribuna ilallahi zülfa. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar. Allah'la aramıza aracı olsunlar diye biz bunlara tapıyoruz diyorlar. Mesela herhangi bir Hristiyanı, varsa Hristiyan bir tanıdığınız, aranızda iyiyse mesela, bir muhabbet ederseniz sorun. Yani kavga etmeksizin sorun, konuşabilmek için, ya da kitaplarından okuyun. Hiçbir Hristiyan kendisini müşrik olarak tanımlamaz. Bütün Hristiyanlar kendilerini tek tanrılı bir kişi olarak tanımlarlar. Ama siz sürekli İsa Aleyhisselam'ın portresinin, heykelin önünde İşte efendim dua ediyorsunuz, mum yakıyorsunuz, ondan bir şeyler bekliyorsunuz. Hep İsa adına savaşıyorsunuz, İsa adına yemin ediyorsunuz. E nasıl oluyor? Dediğiniz zaman diyecekler ki biz İsa'nın Tanrı olduğunu, yani yaratıcı Tanrı olduğunu söylemiyoruz. Biz o yaratıcı Tanrı'nın oğlu olduğunu ve bize şefaat edeceğini söylüyoruz diyorlar. Hristiyanların temel mantığı bu. Hazreti İsa onlar için günahlarının kefaretini ödemek için kendini feda etti. Ahiret gününe de onlara şefaat edecek ve Hristiyan olanlar çok küçük bir azapla da olsa bazıları kurtulacak hepsi yani. Allah'a ortak koşanlar biz bunlara böyle yapıyoruz diyorlar. Yani kendini müşrik görmüyorlar. Bir takım insanlar mesela Allah'la aralarına aracılar koyuyorlar ve aracılar koyduklarında ya Allah'la aranıza aracı koyuyorsunuz deyince herhalde yani diyorlar. Nasıl yani herhalde? Ya direkt Allah'a bağlanmak bizim kapasitemizi aşar, haddimizi aşmayalım yani. Biz Allah'a direkt kendimiz bağlanamayacağımıza göre ne yapacaksınız? Yani bir takım
Yani devre düşürücüler, enerjiyi böyle hafifleticiler kullanacaksınız, böyle bir devreler sistemi kuracaksınız. Çok güzel örnekler de var mesela. Dev bir barajdaki elektriği doğrudan şu ampule verirseniz ampul patlar. Mantık çok doğru. Mantık doğru da bu dine aktarılmalı mı bu mantık? Bak, fiziksel olarak bu mantık doğru. Ama din için geçerli mi bu mantık diye sormuyorsun. Bir cümlenin birinci yarısının doğru olması, ikinci yarısının da doğru olmasını zorunlu hale getirmez. Mantıkta akıl yürütmenin sonucunun doğru olabilmesi için büyük önermenin ve büyük küçük önermenin, yani iki önermenin de doğru olması gerekiyor. Tek önermenin doğru olması önünden sonuç doğru çıkmaz. Evet, fizikte geçerli. Onlar Allah'a ortak koştuğuna inanmıyorlar. Allah'ın huzuruna gidince de diyor ki Allah'ım biz bunlara ortak koşmuyorduk ki, biz müşrik değildik diyorlar. Buradan yola çıkarak müfessirlerimiz demiş ki, bu benim yorumum değil, müfessirlerimiz diyorlar ki Allah rahmet eylesin, senin bir şeye ne dediğinin önemi yok. Ona din ne diyor diye sorman lazım. Allah ne diyor, peygamber ne diyor, Kur'an ne diyor diye sorman lazım. Mesela bir günahın adını siz değiştirerek buna günah değil diye bir açıklama yapabilirsiniz. İnsanlar bir günah işleyecekleri zaman ne yaparlar arkadaşlar? İnsanlar bir günah işleyecekleri zaman ona bir açıklama bulurlar. Sen bir açıklama bulup bir günahın ismini değiştirdiğin zaman o günah günah olmaktan çıkmaz. Dinin ne dediği önemlidir. Onlar da diyecekler ki ya Rabbi biz müşrik değildik diyecekler. Diyor ki Allah Teala undur keyfe kezebu ala enfusihim. Hele bir bak, bir gör şunların haline. Kendilerinin aleyhine nasıl yalanlar söylemeye devam ediyorlar. Hala yalan söylüyorlar. Kendileri başta yalanlamışlardı. Burada da yalanları ortaya çıktı. Onlar kendi nefislerine yalan söylüyorlar. Ve dalle anhum ma kanu yefterun. Ve iftira atıp bizi kurtaracak diye inandıklarının hepsi onlardan kaybolup gitti. O yüzden umutlarımızı Allah'tan başkasına bağlamamakta fayda var. Kaybolup gitmeyecek birini bulun yani. Gücünün bir gün yetmeyeceği ihtimali olan birine sırtınıza dayamayın arkadaş. Bu kadar net bir konu. Dualarınızı Allah'tan başkasına yapmayın mesela yani. Şöyle de dua caiz mi? Bir tür dua etmenin biçimi tartışmalıysa yapmayın. Bana o çok tuhaf geliyor yani. Doğrudan Allah'a dua ettiğiniz zaman hiçbir sorun yoksa yani öyle dua edin işte yani. Bir dua etme biçimi tartışmalıysa, kimisi caiz kimisi caiz değil demişse bulaşmayın kardeşim. Allah'la aranızdaki ilişkilere cennet ve cehenneminizi niye riske atıyorsunuz yani? Tertemiz gitsin yani. Doğrudan Allah'a dua ettiğiniz zaman yanlış yapıyorsun diyen hiç kimse yok. Sadece Allah'a ibadet ettiğiniz zaman yanlış yaptın diyen hiç kimse yok. İbadetimizi, dinimizi, ahiretimizi riske atmanın bir alemi de yok. Ve minhum men yestemu ileyk. Yani aynı konunun yeni bir penceresini açıyoruz. Ve minhum men yestemu ileyk. Onlardan, Peygamber Efendimiz'e söylüyor, Mekkelilerden sana kulak verenler var. İstema'a. Kulak verip dinlemek anlamına geliyor. Sana kulak verip dinleyenler var. Peygamber Aleyhisselam Kur'an okurken, konuşmasını yaparken, dinini anlatırken, Peygamber Aleyhisselam sadece Kur'an okumuyordu canım, öyle değil mi? Yani insanlara din anlatırken sadece ayet okuyor, ayet bitince çekip gitmiyordu. Bazen hiç ayet okumadan da bir şeyler konuşuyordu. Bazen ayete izahlar yapıyordu. O konuşurken gelip seni dinleyenler var diyor Allah Teala. Peygamber Aleyhisselam'ı dinleyen herkes etkilenir ve Müslüman olur mu? Bunu daha önce de birkaç defa anlatmaya çalıştım. Kur'an'ı okuyan herkes, anlamını diyorum yani, o anlamını anlayarak okuyan herkes etkilenir ve doğru yola gelir mi? Birinin Kur'an okumasını sağlarsak bu iş çözülür mü? Sana kulak verenler var. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ. Biz onların kalbine okuduklarını kavramalarını engelleyecek bir kılıf, bir örtü örttük. Bir örtü var ettik. İfadeye dikkat edin. Buradaki sanki onlar yöneldiler de Allah engelliyormuş gibi yani. Öyle bir şey yok yani, şimdi bunu izah etmeye, Kur'an'ın mantığı bize öğrettiği şey bu değil ya. Yani.
Onların kalplerinin üzerine biz bir örtü var ettik. En yefkahuhu, kavramaların önüne geçen bir örtü bu. Ve fi azanihim vakra, ve kulaklarında da bir ağırlık var. Kulaklarındaki ağırlık deyince kastedilen şey, yani şunun ağırlığı gibi fiziksel bir ağırlıktan bahsetmiyorum. Biz bunu Türkçe'de kullanıyoruz ya, kulaklarım artık ağır işitiyor falan diyoruz. Yani işitme zayıflığından bahsediyoruz. Ağırlık anlamında kullanılan Arapça'da başka kelimeler var. Buradaki vakran kelimesini biz Türkçe'de de kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz? Vakar kelimesiyle kullanıyoruz. Mesela bir adama vakur bir adam deyince çok kilolu adam demiyoruz yani. Adam ağırbaşlı, davranışlarında ağırlık olan kişi anlamında kullanıyoruz. Kulaklarında bir ağırlık var. İşittikleri şeyi anlamıyorlar, dinlemiyorlar aslında. Burada şu soruyu sormamız gerekiyor. Ya tamam, Kur'an'ı dinliyorlar, peygamberi dinliyorlar da ne oluyor? Niye Allah bunların kalplerine böyle bir şey yerleştirdi? Şunu biliyorsunuz arkadaşlar, dinlemekten dinlemeye çok fark var. Dinlemek aslında insanların en zor yaptığı şeydir. Bununla ilgili bir videomuz yayınlamıştık diyeceğim şimdi. Evet, burada bir ürün giydirme, bir reklam var ama yani önemli bir konu. Dinlemek insanların en zor yaptığı şeylerden bir tanesi. En az yaptığı şeylerden bir tanesi. Hemen hemen hepimizin. Bir ben yapmıyorum öyle bir şey yani. Efendim. Hepimizin en çok sevdiğimiz şey ne? Konuşmak. Mesela kurslara gidiyoruz veya kendimiz çabalıyoruz. Kendini ifade edebilmek diye bir tutkumuz var. Falanca kişi kendini çok iyi ifade ediyor. Falanca kişi düşüncelerini çok iyi ifade ediyor. Falanca kişi konuyu çok güzel anlatıyor. O yüzden güzel konuşma ve güzel yazma kurslarımız var, derslerimiz var. Kendimizi bu konuda geliştirmeye çalışıyoruz. Güzel dinleme kursuna giden arkadaş var mı burada? Salondan çıkan çıkmaz mı? Güzel dinleme kursu. Allah Allah. Ben en azından şöyle bir 60-70 kişi falan çıkar diye umduydum. Evet, böyle bir şeyimiz var, tamam mı? Güzel dinleme kursu diye bir sorunumuz var. Dinlemek çok zor iş. İnsanlar dinlerken çoğu zaman kendiniz de yaptığınız için hemen kendi içinize dönün bakın. Mesela birisinin fikrine baştan karşıysanız o konuşurken onu kesinlikle dinlemezsiniz. O konuşurken siz onun konuşmasının içerisindeki açıkları yakalamaya çalışırsınız. Biraz sonra susunca o açıklar üzerinden onu sıkıştıracağım yani. Ben onu çok iyi yaparım. Öğretmenim ya yani. Öğrenciye sıkıştırmak için onu yaparım. Çok kolay yaparsınız ya. Konuşurken açıklar verir ya. Evde tartışıyorsunuz. Tamam mı? Aile bireyleri, kardeşler, baba, oğul, anne, eş, neyse tartışıyorsunuz. Bir tartışmaysa eğer, bakın bir sohbetse demiyorum ama tartışmaysa dinlemeye kapalıdır. Kalbini kapatmış, kulağını ve aklını açmıştır. Bir daha söylüyorum. Kalbini kapatmış, kulağını ve aklını açmıştır. Kulağı sesi alacak, aklı da karşıt söz hazırlayacak yani. Kimi insanlar sadece reddetmek için dinlerler. Mesela bu konuşmayı dinlemeye geldiniz diyelim. Kimi insanlar bu salona gelirlerken faydalanmak için gelmezler. Yani birçok kimse yapmıştır, ben de yapmışımdır yani. Bir konuşmacıyı dinlemeye gidiyorsun. Mesela gidiş amacınız ne? Konuşmacıyı tanımıyorsunuz. Tespit etmeye gidiyorsunuz. Adam kimgillerden? Hangi ekolden? Bu şunlardan. Sırf bu tespiti yapabilmek için gidiyorsun. Anlattıklarından bir fayda falan yok. Sadece oraya odaklanmışsın. Yani bütün bunları toplayın. Dinlemek hakikaten zordur. Dinlemek için insanın önce doğruya açık olması lazım. Herkesin iddiası bu. Ben doğruya açığım. Herkesin büyük sorunu, kimse aslında doğruya açık falan değil. Kimse demeyeyim. Çoğu insan doğruya açık falan değil. Birçok insan doğruyu bulduğundan çok emin. Bu hepimizin sorunu. Hani bir fıkra anlatıyorlar ya, biz gülmek için anlatıyoruz. Halbuki gülmekle ilgili falan bir şey değil. Hani Nasrettin hocama demişler ki, hocam bağlama çalmasını bilir misin demişler. Bilirim demiş.
Bir çalar mısın demişler. Verin demiş. Vermişler bağlamayı. Almış elini. Basmış parmağını perdelerden birine. Başlamış tellere vurmaya. 10 dakika 20 dakika aynı şeyi vurup duruyormuş. Artık kafaları dayanmaz hale gelince demişler ki hocam biz başka bağlama çalanları dinledik. Onların parmakları perdelerde dolaşıp duruyordu falan deyince evlat demiş onlar benim bu bastığım yeri arıyorlar da ben buldum demiş. Bizim birçoğumuzun böyle bir şeyi var. Yani şu anda sahip olduğumuz düşüncenin en doğru düşünce olduğundan emin olduğumuz için bir şey öğrenmeye çok kapalı davranıyoruz. Şu bir sözü hatırlıyorsunuzdur. Daha önce de birçok defa konuştuk. Öğrenmenin önündeki en büyük engel bilmektir. Mesela Yahudiler peygamberimize gelip diyorlar ki şimdi ayetin metnini hatırlayamadım. Peygamberimize diyorlar ki bizim kalplerimiz dolu. Kullandıkları kelime bu. Kalplerimiz dolu. Yani bir kap var. Mesela şunda boşluk var. Bunda boşluk olduğu için üzerine bir şeyler daha koyabilirsiniz. Sıfır. Tam dolu olduğunda döktüğünüz her şey boşa gidecek demektir. Diyorlar ki bizim kalplerimiz dolu. Senin ona ekleyebileceğin hiçbir şey yok diyorlar. Yani boşa konuşuyorsun. Şimdi Allah Teala kulak verenlerin kalplerine kılıf falan kendisi yani zulmen öyle bir şey yapmadı. Sizin tutumunuzdan dolayı. Kibriniz dinlemeye engel olur. İnatçılığınız dinlemeye engel olur. Kavim asabiyetiniz dinlemeye engel olur. Mezhep asabiyetiniz dinlemeye engel olur. Cinsiyet tabunuz dinlemeye engel olur. Zenginlik ve fakirlik tabunuz dinlemeye engel olur. Milliyet tabunuz dinlemeye engel olur. Varsa eğer bu tür kalbinize arız olan tabular Resulullah Efendimiz gelse anlatsa dinlemeyecektir. Çünkü Mekkeliler dinlemediler. Sorun sizi de diyorum. Kalbinize bir bakın. Kulaklarınızdaki ağırlık da bu. Dinliyormuş gibi görünüyor ama dinlemiyorlar. Ve in yarav külle ayetin onlar her ayeti görseler buradaki herhangi bir ayet değil bakın. Ve in yarav külle ayetin gösterilebilecek bütün ibret vesileleri gösterilse, bütün ders malzemeleri gösterilebilse, bütün işaretler önüne serilse la yu'minu biha ona iman etmezler. Ne gösterirseniz gösterin. İman etmezler. Hani ayette diyor ya, gökten bir pencere açsak ve meleklerin girip çıktığını görseler gözlerimiz büyülendi derler. Kur'an'dan bir şey anlatıyorsunuz. Bak Kur'an bu hakikati 1500 sene önce söylemiş diyorsun. Okuyor. Evet diyor, müthiş diyor. Sonra çok ilginç diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Çok ilginç diyor. Hadislerden oluşan bir sünnet bütününü Kur'an'la beraber böyle dini anlatıyorsunuz. Evet diyor, çok güzel bir sistem yani. E bak bunu Muhammed Aleyhisselam hiçbir eğitimi falan olmayan birisi 40 yıllık hayatında bu tür sözler söylememiş bir kişi birdenbire böyle şeyler söylemeye başlamış. Muhammed çok zekiymiş diyor. Hangi ayeti gösterirseniz gösterin iman etmiyorlar. Allah'ın yarattığı şeylerdeki mucizeyi gösteriyorsunuz. Bak bu kendiliğinden olabilemez, böyle bir şey mümkün değil diyorsunuz. Bunu tasarlayan çok büyük bir ilim sahibi olması gerekiyor diyorsunuz. Yani ben talebelere şöyle bir örnek vermiştim. Bir zamanlar matbaalarda şimdiki gibi dijital değildi. Ben yaş grubundakiler hatırlıyorlardır. Kurşundan yapılmış harfler vardı. Onlardan tek tek mesela şu sayfayı önce bir dizerler. Sonra onu dört tarafından sıkıştırırlar. Sonra onu gider yerleştirirler. Döndükçe o basar dururdu yani. Harfler olurdu. Matbaada kasa içerisinde bir sürü harf olurdu. Dedim ki talebelere İçerisinde mesela 5 milyon tane harf olan bir kasa var. Attık yani. Bu sayı yüksek olsun. Önemli değil. İşçi bu kasayı taşıyordu. Harf kasasını. Makinenin yanına götürürken ayağı takıldı. Kasa devrildi ve harfler saçıldı. İki harfli anlamlı bir kelime oluşma ihtimali 5 milyon harften yan yana anlamlı iki harfli bir kelime oluşması ihtimali kaçtır?
hesaplanabilir değil mi? Biliyorsunuz. Yani olasılık hesapları üzerinden hemen hesaplıyorsunuz. Ak, al, at, it, un gibi. Evet, çok yüksek bir sayı. Peki üç harfli ve anlamlı bir kelime oluşması ihtimali, sayısalcı arkadaşlar, yani hemen devreye girin yani. Yani üçte bile düşmedi. İnanılmaz zorlaştı yani. Bir Ali kelimesinin oluşması ihtimali çok düştü. Dört harfli bir anlamlı kelime oluşması ihtimali çok zorlaştı. Beş harfli çok zorlaştı. Düzgün bir cümle oluşması ihtimali, harfler değil de rastgele tesadüfen düzgün bir cümle oluşması ihtimali ihtimal var. Ama kaç trilyonda bire düştü diye düşünün. Peki ondan bir şiir yazılmış olma ihtimali? Ya bir kainatta yaşıyoruz, şiir gibi. Hiçbir şeyi anlamsız değil, hiçbir şeyi gereksiz değil, hiçbirisi tutarsız değil. Bütün mekanizma birbirini tamamlıyor. Üstelik adına da gavurlar diyorlar ki ekosistem. Öyle bir sistem var ki tüm ekosistem birbirini tamamlıyor. Şiir gibi bir sistem var. Nasıl oldu? Big bir bang oldu, tamam mı? Bir patladı. O patlamayla saçılan zerrelerden böyle anlamlı bir evren doğdu. Ya bu matematiksel olarak mantıklı mı? Değil. Bilmem kaç katrilyonda atıyorum yani. Veya ketrilyonda, kentrilyonda mı neyse işte hangi sayı varsa. Onda bir olan ihtimale inanmayı tercih ediyor. Buradaki büyük ihtimale inanmayı tercih etmiyor. Niye? Çünkü hayatına bir şeyler getirmesi gerekecek. Yaşamını değiştirmek istemiyor adam. Sorun akılda değil. Sorun duygularda. Kalpteki problemi aşamayınca bir problem ortaya çıkıyor. Onlara hangi ayet gösterirse onlar ona iman etmezler. Ne zamana kadar? Hatta izâ câûke, ta ki onlar senin yanına geliyorlar. Yücâdilûneke, onlar senin yanına geldiklerinde de senden faydalanmaya gelmiyorlar. Onlar seninle mücadele etmeye geliyorlar. Yegûlüllezîne keferû, kafirler diyorlar ki in hâzâ illâ esâtirul evvelîn. Dinliyorlar Kur'an'ı ve sonra diyorlar ki bunun okudukları esâtirul evvelîn'dir. Yani ne? Geçmişlerin masallarıdır diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Masal denilen şeyde bile hikmet vardır. Değil mi? Masallarda bile hikmet vardır. Bunu mitolojiyle karşılamışlar mesela. Mitolojilerde bile bir anlam vardır. İnsan mitolojiyi bile dinlerken bir alıcı gözle dinlemez mi ya? Ama hiçbirimiz mitolojiler ve masallar üzerinden yaşamımızı şekillendirmeye kalkmayız. Ya işte Muhammed de böyle hikmetli öyküler anlatıyor diyorlar. Bundan kurtulmanın yollarını bir de ben geçmişlerin masallarıdır bunlar diyorlar. Şimdi bunu Mekkeliler söylemişler. İşlerinden bir tanesi varmış. Çok entelektüel bir müşrik imiş. Mekke'nin en böyle kültürlü entelektüel müşriği Nadir bin Haris. Bu adam sık sık seyahatlere gidiyormuş. İran ve Bizans'tan bu tür kültürel edebi eserleri öğrenip geliyormuş. Mekke'dekileri anlatıyormuş. Bu adam bilgili olduğu için bu adama sormuşlar Muhammed'in anlattıkları ne diyorsun? Ya benim anlattıklarımın benzeri demiş yani. Esatürül evvelin. Yani geçmişte kalmış hikayeler. Onlar öyle söylüyorlar da bu devam ediyor bu hikaye. Mesela içinde bulunduğumuz zamanda da dinden bahsettiğiniz zaman insanlar tarihsel bir olgu dinlermiş gibi dinleyenler hiç görmüyor musunuz ya? Dinden bahsediyorsunuz ama bak din şudur şeyler söylüyor. Din şöyle bir insan olması. Ya hocam o eskidendi. O eskidendi yani. Ya kardeşim bak başkası için de yaşamanız gerekiyor. Sadece kendiniz için yaşamayacağınız saçma yani. Başkası için de yaşamanız gerekiyor. Bu dünyada adalet diye bir şey var, merhamet diye bir şey var, saygı diye bir şey var, insanlık diye bir şey var. Lan anneye babaya saygı diye bir şey var. Ya hocam onlar eskidenmişti. Hadi diyelim eskidenmiş olsun. Bir şeyin eski olması onun yanlış olduğu anlamına mı gelir? Aslında dünyanın insanların çok büyük bir kısmı hep eskilerin düşüncesiyle yaşamıyor mu arkadaşlar? Ben talebelerle konuşurken dedim ki arkadaşlar Gazali'yi okuyun. Gazali çok çarpıcı, müthiş bir adamdır. Yani bir okuyun.
Mevlana'nın Mesnevisini bir okun. Mesnevi müthiş bir eserdir. Bir bakın falan. Yani İmam Ebu Hanife'nin böyle zaten küçücük küçük risaleleri var. Bir okuyun falan diye şeyler söyledim. Şey yakaladı yani, ne diyelim? Hikmet yakaladı sanki birileri. Hocam farkında mısın dedi ya. Ne? Hep dedi eski yazarlardan bahsediyorsun. Güncel dedi, hiç yazar yetiştirememişiz falan. Güncel okuyacağımız adam söyleyemiyorsun. Ben varım da neyse. Dedim ki Batı dünyasının en meşhur düşünürleri bugün bile hala üzerinde çalışkan adamlar kim? Aristo'dan bahsediyorsun. Adam 2000 küsur yıl önce yaşamış. Sokrat'tan bahsediyorsun. 2000 küsur sene önce yaşamış. Platon'dan bahsediyorsun. Kant diyorsun, sanki efendim hala yaşayan bir adamdan bahsediyorsun. Adam 500 yıl olmuş. Descartes'ten bahsediyorsun. O Kartezyen felsefe diye bir şeyden bahsediyorsun. Kartezyen felsefe dediğin şey 1970 değil ki lan. 1400'lü yıllar, 1500'lü yılların başları ya. Onların eskisi kıymetli oluyor. Buradaki meselemiz şu. Mesela aslında neye ihtiyacınız olan, yani neyi kabul etmeye niyetli olduğunuzla ilgili bir konu. Buradaki yaklaşım tekrar söylüyorum. Bak işte niyetimizle ilgili. Mesela şu cümleyi de duymuşsunuz. Tam tersi. Yeni bir şeye karşıdır bazıları. Derler ki eski köye yeni adet getirme derler. Müşrikler aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki biz atalarımızın yolundan gideriz. Atalarımızda görmediğimiz şeyi almayız diyorlar. Biz de bazen böyle şeyler söylüyoruz. Bir dikkat edin kendinize. Aslında birçok defa yeni şeyi alıyoruz. Ne zaman eski köye yeni adet getirme diyorsunuz? Bir şeyi almayı istemediğiniz zaman kullanıyorsunuz bu cümleyi. Bir şeyi almayı istemediğiniz zaman hemen diyor eski yeni adet getirme. Oraya eskiye sarılıyorsun ya. Bir şeyin yenisini almak istediğinde yenisine kafayı koymuşsan eğer, bu sefer de ya onlar geçmişten hikayesi. Bu senin dediklerin nostalji hocam ya diyorlar. Bütün mesele niyetimizle ilgili tutum. Onlar dediler ki bu geçmişlerin hikayeleridir. Ve hum yenhevne anhu ve yenevne anhu. Onlar kendileri ondan uzaklaşıyorlar. Kureyş liderlerinden bahsettik. O günden bugüne gelen müşrikleri yönlendiren kanaat önderlerinden bahsediyoruz. Arkadaşlar siyasi liderlerden ve kanaat önderlerden ve dini liderlerden bahsediyoruz. Halk böyledir yani. Halk ne demek halk böyledir? Halk yönlendirilir. 21. yüzyıla geldiğimiz zaman modern dünyada her bir birey gerçekten özgür iradeli, kendi kararını kendisi veren birer özgür iradeye dönüştü mü? Değişen bir şey yok ki yani. Her zaman kitleler yönlendirilir. Böyle bir gerçeklik var. Sen ne kadar kitle davranışı gösteriyorsun onu bilmiyorum. Herkes kendisi onu söylemez. Bak kendisini sorgulasın. Ama bir kitle diye gerçeklik var. Adam seçimde pazarlık yapıyor. Tamam, 5 para etmez bir fikri var adamın. Fikir denmeye utanır şeyleri var adamın. Adam pazarlık yapıyor. Bak benim de 3 milyon tane oyun var diyor. Şimdi benim 3 milyon oyun var diyorsa bir adam, 3 milyonluk ne var demektir? Kitle var demektir. 3 milyonluk kitle var. Dünyanın her tarafında böyle. Kanaat önderleri, bunlar ya dini liderler, ya sanatçılar, ya siyasi liderler oluyor çoğu zamanlar. Onlar yen evne anhu, kendileri uzaklaşıyorlar. Çünkü konumlarını kaybetmek istemiyorlar. Ebu Leheb, halk Müslüman olsaydı konumunu kaybedecekti. Ebu Cehil kaybedecekti. Ya bakın önemli şimdi. Utbe bin Rebi'a, Velid bin Muire gibi Kureyş liderleri Peygamber Aleyhisselam'a gelip diyorlar ki Muhammed, biz diyorlar senin dinine girdiğimiz zaman yanındakini gösteriyor. Biz şunla yani eşit mi olacağız? Bilal'le, Abbab'la, Ammar'la eşit mi olacağız? Vallahi diyor üstünlük takvayladır. Benimle onu diyor eşit gören bir din bana gerekmez diyor adam ya. Konumunu kaybetmek istemiyor. Önce kendisi uzaklaşıyor. Adam parasını faizden kazanıyor. Tefeci. Bir bakıyor ki yani din tefeciliği kökten yasaklıyor ve üstelik bunları Allah'la savaşanlar diye tanımlıyor. Eğer bu dinin içerisine girerse adam çok ciddi oluk oluk akan bir para kaynağını kendisi kapatmış olacak adam. İstemiyor, ondan uzak duruyor. Önce kendisi uzak duruyor. Kendisinin bir kavim üstünlüğü şeyi var, takıntısı var.
Tamam. Bir işte efendim Konyalı Türkiye'ye bedeldir diye düşünüyor adam mesela ya. Ama hakikati anlatan adam Mekkeli. Ben sınıfta böyle siyer derste bir şey anlatıyordum. Konu anlatırken işte dedim Araplar da böyleydi falan dedim. Demek ki o zaman hiç kullanmamışım yani ben de. Ya da çocuğun dikkatini çekmemiş. Liseden bahsediyorum. Lise talebeleri. Araplar da böyleydi dedim. Bu adet o yüzden Peygamber sana böyle yaptı dedim. Çocuğun bir tanesi liseli bir talebe şaşkınlıkla Peygamberimiz Arap mıydı dedi. Yani sen ne zannediyordun dedim. Türk değil miydi dedi. Türk hem de Konyalıydı yani diyeceğim ama şaka yapmıyorum ben o görüntüyü gerçekten zihnimden gitmiyor. Çocuk var ya hayalleri yıkıldı. Kendisine yol gösterenin bir Arap olması. Bugünlerde sanki günümüzde bunlar yok mu bu tür takıntılar yani? Hakikati bir başka millet kendinizden aşağıda gördüğünüz bir millet ifade ettiğinde adam almaya niyetli değil. İsviçreli bilim adamları derseniz akan sular duruyor. Tamam mı? Efendim. Pakistanlı bilim adamları derseniz ya öyle Pakistan'da bilim adamı olur mu yani? Olmaz yani bir kere yani. Bu tür takıntılar olan bu adamlar kendileri uzak durmuşlar ve yenhevne anhu onlar diğerlerini de bundan uzak tutuyorlar, alıkoyuyorlar, yasaklıyorlar. Siyasi gücü varsa yasaklıyor, askeri gücü varsa engelliyor, ekonomik gücü varsa bunun aleyhine kullanıyor, sanatsal becerisi varsa bunu aşağılamak için kullanıyor. Eğer bir kalem tutma, bir şey, fikir kitabı yazmak gibi becerisi varsa bunun aleyhine bunu çürütmek için bir şeyler yapıyor. Niye? Çünkü insanlar buna yönelen kitle buna yönelirse o kitlesiz kalacak. O yüzden arkadaşlar bizim de kitle olduğumuz zamanlarımız, ortamlarımız vardır ama kime kitle olduğunuza dikkat edin. Tamam biz de kitle oluyoruz bir zaman ama kime kitle olduğunuza bir bakın. Hiç değilse değerli olsun yani. Onlar uzaklaşıyorlar ve onları yasaklıyorlar. وَاِنْ يُحْلِكُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Aslında kendilerini helak ediyorlar da farkında bile değiller. Bu yukarıdaki ayete dönüyoruz. Aynı şey. Yani kimsenin bu dine bir zarar verdiği falan yok. Bizim inancımız odur ki Allah bu dini kıyamete kadar baki kılacak. Buna bazen şu milleti, bazen şu milleti, bazen şu şehri, bazen öbür şehri, bazen hanımları, bazen beyleri hizmet ettirerek yürütüp gelecek. Bir dönem bakıyorsunuz böyle yoğun bir şekilde erkekler bütün dini hizmet faaliyetlerinde koşturuyorlar. %90'ını erkeklerden, %10'unu hanımlardan görüyorsun. Bir dönem geliyor bir bakıyorsunuz alt üst olmuş her şey. Bütün dini hizmet faaliyetlerinin %90'ını hanımlar yapıyor. %10 kısmında erkekler kaybolmamak için efendim türümüz sona ermesin diye uğraşıyorlar. Ama Allah dinini korur. Bu dine zarar vermeye çalışanlar kendilerine zarar verdiler. Farkında değiller. Velev tera gündük gene ahirete gittik bakın. Velev tera iz bukifu alen nari bu hakkı kabul etmeyen ve haktan insanları engellemeye çalışanları bir görsen onları. Ne zaman? Ateşin yanına getirilip durduruldukları zaman bir görsen onları. Acınacak halleri var. O kadar kötü durumdalar ki ateşin kenarında. Fekalu ateşi gördüler de diyorlar ki ya leytena. Vah bizim halimize. Ya leytena. Leyte keşke demek yani. Keşke nuraddu geri dönebilsek. Ateşin yanına geldiler. Niye ateşe girecektin de biliyorlar. Ya bir keşke bir yol olsa bir geri dönsek. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا ve geri dönünce de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ ve müminlerden olsak. Yani diyorlar ki Allah'ım bir şans daha ver diyorlar. Böyle işte. Diyorlar ki yani tecrübemiz yok ama okuduklarımızdan kaynaklarına söyleyelim. Kumarbaz umudunu hiç kaybetmezmiş. Yani hadi son bir şans dersen gene oynamaya otururmuş yani. Adam çünkü zaten şansa takıntılı olduğu için kumar oynuyor adam zaten ya. Bunlarınki de böyle bir şeyleri var. Diyorlar ki Allah'ım
Yani bir olsa da leyte kelimesi Arapçada gerçekleşmesi imkansız şeyler için kullanılır. Leyte, keşke. Türkçe'ye biz keşke diye çeviriyoruz. Keşke kelimesiyle ifade edilen şeyler olmaz demektir. Mesela Resulullah Aleyhisselam keşke diye başlayan cümleler kurmamız hoş görmüyor. Bir Müslüman olarak mesela dilimizi bundan arındırmamız isteniyor bizden. Niye? Çünkü düzelmez, gerçekleşmeyecek o bir şey. Boşu boşuna da kendinizi yoruyorsunuz. Ya keşke bu yola girmeseydim. E girdin işte, buradasın. Şimdi ne yapman gerektiğini düşün. Sana ne? Çocuğu keşke okula göndermeseydik. E gönderdin. Yani o yaşandı bir kere. Bunlar da yalanladılar. Peygamberlere sırt çevirdiler. Allah'a isyan ettiler. Ateşin kenarına geldiler. Dediler ki bir keşke bir yol olsa da biz geri dönebilsek. Allah'ın bir yolu var mı? Niye böyle söylüyorlar? Gerçekten akıllandılar olabilir mi? Gerçekten akıllandılarsa aslında Allah'ın merhametine uygun olan şey onlara tamam hadi bakalım öyleyse gidin bir daha deneyin diyebilirdi belki. Allah'ın merhameti böyledir. Allah bu dünyada kaç defa fırsat veriyor arkadaşlar? Herkes için düşünün. Her birinize, her birimize kaç defa fırsat veriyor? Bir defa mı fırsat veriyor ya? Günahlardan arınmak için, yanlıştan dönmek için, bozuk ilişkilerimizi düzeltmek için aslında defalarca fırsat geliyor da biz o fırsatların birçoğunu aslında harcamıyor muyuz yani? Allah fırsat veriyor aslında, tekrar tekrar veriyor. Bir defa değil. Peki niye böyle söylediler de Allah niye vermiyor onlara? Bel, tam tersine. Niye böyle dediler biliyor musunuz? Beda lehum ma kanu yukhfuna min qablu. Daha önceden gizleyip durdukları şeyler açığa çıktı. Yakalandılar. Pişmanmış gibi davranıyorlar. Yani niye yalanlamışlardı? Niye yalanlamışlardı? Hatırlayın, Ebu Cehil demişti ki bizimle Muhammed'in ailesi her konuda yarıştı. Başa baş geldik. Şimdi onlardan peygamber çıktı. Biz nereden bulalım peygamber demişti. Muhammed Aleyhisselam'ın yanlış olduğu için değil. Kavim asabiyeti vardı adamda. Ondan kabul etmedi. Velid bin Mughire'nin kabul etmeyişinin sebebi kimseyi kendine denk görmüyordu. Adamın kibirden kaynaklanan bir şey vardı, problemi vardı. Adamın bir tanesine Peygamber Efendimiz'e görüşmeye gidecek. Diyorlar ki bak Muhammed şunları 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 yasaklıyor. Adam hepsini atlatıyor. Ya tamam benim onlara ihtiyacım yok diyor. En son diyorlar ki ya bak Muhammed içki de yasaklıyor diyorlar. Adam içkiye çok tutkunmuş. Ya o bak olmadı diyor ya şimdi ya. Gideyim diyor bir sene şöyle bir rahat rahat içeyim. Hevesimi alayım. Bu lafı çok kullanıyoruz ama hevesimi alayım. Ya bir insanın günahtan hevesini alması mümkün mü? Arkadaşlar çocuklarınızı yetiştirirken lütfen aklınızda bulundurun. Çocuk hevesini alsın ya. Günahtan heves alınır mı? Günah denilen şey yedikçe acıktıran bir yiyecektir. Deniz suyu içmeye benzer diyorlar. Deniz suyu içmedim böyle boğazımdan kaçtık zamanlar hariç ama deniz suyunun böyle bir özelliği varmış. Tuzlu ya yani. İçtikçe susatırmış. İçtikçe susatırmış ya. Günah böyle bir şeydir. Günahı işledikçe işleme isteği artar. Ona bağlılık artar ya. Şimdi bu adamlar aslında o gizledikleri şeyler açığa çıktı. Hatırlayın. Efendim. Hazreti İbrahim putları kırdı. Girdiler baktılar puthaneye. Putlar kırık. Dediler bunu kim yapmış olabilir? İbrahim diye bir delikanlı vardı. Bu yapmıştır diyorlar. Getiriyorlar İbrahim Aleyhisselam'ı. Diyorlar ki sen mi yaptın bunu putlarımıza? Hayır diyor ben yapmadım. E kim yaptı? Bak diyor balta büyük putun boynunda. O anlaşılan demişti bu küçük putlar büyüğü kızdırdılar. O da hepsini cezalandırdı. Ayet aynen böyle. Diyorlar ki İbrahim biliyorsun ki bunlar bu tür şeyler yapmazlar. Bunun böyle bir şey imkanı yok. O zaman diyor ki üffin lekum ve lima ta'budune min dunillahi. Yuh olsun diyor size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Demek ki siz fayda veya zarar vermeye gücü yetmeyenlere Tanrı diye kulluk mu ediyordunuz? Benim şahsen Kur'an'da en etkileyici bulduğum ayetlerden biridir burası. Diyor ki Allah, içlerine döndüler, nefislerine döndüler diyor, iç dünyalarına döndüler. Dediler ki, bu genç doğru söylüyor. Sonra ayet aynen böyle, dışlarına döndüler ve dediler ki, harriguhu, yakın onu dediler.
Birçok defa doğruyu gördüler, doğruyu anladılar. Biz de öyleyiz. Bakın bizim bir farkımız yok ya. Bazen çekişmelerde, anlaşmazlıklarda, bozuşmalarda haksız olduğumuzu fark ederiz ama kaba bir tabirle söyleyeyim, kuyruğu dik tutmak var ya. Kuyruğu dik tutmak için haksız olduğun bir tartışmayı hala sürdürürsün ya. İşte onlar açığa çıktı. Suçüstü yakalandılar. O yüzden diyorlar ki bir geri dönsek de biz yalanlamasak, Rabbimizin ayetlerine iman etsek. Diyor ki Allah Teala velev ruddu, onlar döndürülseler bile le'adu limanuhu anhu, kendilerine yasaklanan davranışlara gene döneceklerdi. Niye? Çünkü içlerindekini temizlemediler. Arkadaşlar içinizdeki temizlemekten sonra ya bir deprem oluyor, tamam, çok etkileniyorsun. Senin namaz kılmana engel olan ya da Müslüman olmana engel olan şeyi içinde başka bir hastalık aslında. Tamam, bundan sonra şöyle diyoruz. 3 gün sürüyor. 3 gün sonra tekrar herkes eski moduna geri dönüyor. Hastalığının asıl sebebini değiştirmen gerekiyordu. Nefsindeki problemi düzeltmedin ki. Aynı şeye geri döneceklerdi. Ve innehum lekâzibûn. Onlar yalancıdırlar diyor Allah. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İnşallah geri kalanını haftaya konuşuruz.